Tayyar, geri dönüşüm makinesinde kaç lira para kazandığımı bize gösterir misin? 44. 44 İsveç kronu. Aferin. Kız kardeşin Tuğçe ile birlikte hem çevremizi koruduk hem ne yaptık? Haçlığımızı kazandık. Cep haçlığımız çıktı değil mi? Babanın size fazladan yine cep haçlığı verecek. Sizinle gurur duyuyorum. Öncelikle alışverişimize başlamadan önce ne yapıyoruz Tayyar? Evden getirdiğimiz pet şişeleri ve yine teneke kutuları geri dönüşüm makinesinde tekrar bunları paraya çevireceğiz. Yani para kazanmak istiyorsun. Biz bunları doğayı korumak için yapıyoruz diyelim. Ama biz de bunları tabii ki marketlerde alınca bize ne yapıyorlar? Bunların parasını bizden alıyorlar. Biz de tekrar geri dönüşüm makinesinde bunları geri iade ederek paramızı geri alacağız. Alışveriş yapmadan önce evden getirdiğimiz pet şişeleri geri dönüşüm makinesinde tekrar çevreye kazandıracağız. Ama bunların karşılığında da yine de bu pet şişelerin üzerinde yazan 1 veya 2 kronu geri makineden geri alıyoruz değil mi Tayyar? Yani böylece hem para kazanmış oluyoruz hem de çevreyi korumuş oluyoruz. Şimdi pet şişeleri geri dönüşüm makinesine doğru götürüyoruz. Ve bu istasyonda en az şu anda 4 tane geri dönüşüm makinesi var. Oğlum Tayyar geri dönüşüm makinesinde pet şişeleri makineye yerleştirmeye başladı. Fiyatları görelim. Şu anda bizim 2 kronumuz oldu. Artı 1 kronumuz oldu. Abisi Tayyar'a, kızım Tuğçe de yardım ediyor. Sırayla çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Böylece para kazanmış oluyorsunuz. Bazı pet şişelerin üzerlerinde geri iadesi olmayabiliyor Tayyar. Bunu dikkat edelim. Onu alalım. Onu kabul etmiyor makine. Diğerlerine devam ediyoruz. Yalnız sırayla ve acele etmeden bugün siz çok para kazanacaksınız. Artı babanız da size fazladan, ekstradan cep haçlığı verecek. Evet çocuklar, sizinle gurur duyuyorum. Evde içtiğimiz enerji içecekleri, kolaları, fanta, su ve bunun gibi birçok içecek neden olmuyor? Onun da mı iadesi yokmuş? Tamam. Biz o zaman üzerlerinde geri dönüşüm olan pantları okutmaya devam ediyoruz. Geri dönüşüm makinesine evden getirdiğimiz pet şişeleri, annesinin içmiş olduğu enerji içeceklerini ve yine de buna benzer birçok değişik şekillerde olan içecek türlerine ait pet şişeleri, teneke kutuları sırayla geri dönüşüm makinesine... Bir dakika, orada bir sorun oldu galiba. Sizinle babanız ne kadar gurur duysa azdır oğlum. Aferin. Her zaman böyle çevremizi koruyalım. Marketlerde içmek için aldığımız kola, fanta, su, herhangi buna benzer içecekleri ait olan pet ve teneke kutuları ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Böyle geri dönüşüm makinesine tekrar doğaya kazandırıyoruz. Ve karşılığında her zaman dediğim gibi paramızı da alıyoruz. Ben size fazladan cep haçlığı da vereceğim. Hiç unutmayın çocuklar. Kızım ve Tuğçe şu anda evden getirdiğimiz pet şişeleri geri dönüştürme makinesinde çevreye kazandırıyor. Ve bundan gurur duyuyoruz. Kaç tane pet şişemiz kaldı? Hayırlı çok var.
ve yan tarafımızdaki geri dönüşüm makinelerinde de diğer insanların ellerden getirdiği pet şişeleri geri dönüşüm makinesinde çevreye kazandırdığını görüyoruz. Ve evden yine alışverişe gelirken arkadaşlar her zaman biz kendimizde yanımızda gördüğünüz gibi pazar çantalarımızı getiriyoruz. Böylece marketlerden poşet almak zorunda kalmıyoruz. Hem poşet almayarak çevreyi korumuş oluyoruz hem de bütçemizi koruyoruz. Çok var. Acaba şu anda kaç paramız oldu? 37. 37 kronumuz mu oldu bakalım. Evet. Her bir pet şişeyi makineye yerleştirdikten sonra otomatikman ekranda toplam fiyatı gösteriyor. Şu anda 38'de 37 idi. 38 oldu ve şu anda 39 kronumuzun olduğunu gösteriyor ve devam ediyoruz. Kızım Tuğçe bugünkü parasıyla kendine büyük boy aile dondurması almayı düşünüyor. Evet, aile boyu dondurma alacak. Tabii ki biz normal haftalık evimizin alışverişini de yapacağız. Mesela meyvesi, sebze, süt ürünlerini de alacağız. Son iki tane kalmış olan teneke kutularımızı geri dönüşüm makinelerine yerleştiriyoruz. Ve toplam ne kadar paramız olduğuna bakıyoruz. 44 kron. Ve ütbetolaya yani yeşile basarak öde tuşuna basıyoruz ve fişimiz geri dönüşüm makinesinden alıyoruz. Böylece hem çevremizi korumuş olduk hem de bütçemize katkıda bulunmuş olduk Tuğçe ve Tayyar. Şu anda önce ellerimizi yıkıyoruz ve alışverişimize devam ediyoruz. Tayyar, geri dönüşüm makinesinde kaç lira para kazandığını bize gösterir misin? 44. 44 İsveç kronu. Aferin. Kız kardeşin Tuğçe ile birlikte hem çevremizi koruduk hem ne yaptık? Haçlığımızı kazandık. Cep haçlığımız çıktı değil mi? Babanın size fazladan yine cep haçlığı verecek. Sizinle gurur duyuyorum. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günlerde evlerimizde bulundurmamız gereken en önemli besin maddelerinden biri bence arkadaşlar gevrek ekmek, yani çavdar ve yulaftan yapılan, tuzu veya oranı çok az. Bunun yanı sıra protein ve lif değeri açısından çok zengin olan gevrek ekmekleri almanızı tercih ederim. Bu reyonda birbirinden yine çeşitli markalarda gevrek ekmekleri görüyorsunuz. Ben bunlardan normal günlerde de inanın kahvaltıda olsun, öğlen arası olsun kendime birer sandviç yapıp yiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi burada özellikle spor yapanlar için de ayrıyetten satılan gördüğünüz gibi sport kinekke bret yazıyor. Yani sporcular için de ayrıyetten özel olarak yapılan gevrek ekmek var. Bunu da müşteri arabamıza bırakıyoruz. Ve çocukların yine en çok sevdiği bölümdeyiz. Dondurma satılan reyondayız. İçinde 18 tane çeşitli dondurmanın bulunduğu büyük bir dondurma paketi alıyoruz. Ve bunu da müşteri arabamızı içerisine koyup evde ailece afiyette yiyeceğiz. Tamam çocuklar. Bu arada içinde 18 tane var. Okuldan arkadaşların eve geldiğinde onlara da ikramda bulunabilirsiniz. Mısırdan yapılan mais kokur alacağız. Peynirlisi var. Bunun yanı sıra pizza tarzında domatesli ve peynirlisi var. Ve burada hemen soğanlısı var. Biz sepet arabamıza hangisini koyduk? Soğanlı ve
pizza tarzında olan maiskokurumuz olduk. Bu arada maiskokur tam Türkçesini bilmiyorum ama Mısır'dan yapılan ekmek diyebiliriz. 1,5 yaşındaki kardeşiniz Emre için çocuk maması alalım. Her zamanki Emre'nin yediği elma ve muz tadında olan bebek maması. Market müşteri arabamızın içerisine bırakıyoruz ve kaldığımız yerden alışverişimizi devam ediyoruz. Bu arada müşteri arabamız bu ağzına kadar doldu. Ispanak ve maydanozlarımızı aldık. Bu arada çubuk kraker ve mikroda patlatmak için mısır. Kola. Ondan siz 4 tane aldınız maalesef ama indirimde olduğu için de avantajlıydık. Böylece annen, sen, ben ve Tuğçe hepimiz birer tane kolamızdan da içeceğiz. Kasamıza doğru gidiyoruz. Alışverişimizi bitirdik. Şimdi bunları arabamızın bagajına yerleştirip hemen bir an için eve gidelim. Neden? Aldığımız dondurma ve yoğurtlar bozulmadan, erimeden bir an için eve gidelim.